Merhaba arkadaşlar. Ben Tozlu Sayfalar kanalından Umut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bizim için önemli bir lider olmadığını anlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk evrensel bir liderdir. Ve dünyanın birçok yerinde Mustafa Kemal denizleri rastlayabilirsiniz. Kimi zaman bir büst. Kimi zaman ona özel yapılmış bir müze ya da yapıt veya yabancı bir ülkeyi gezerken cadde isminin Mustafa Kemal olduğunu görebilirsiniz. İyi seyirler. Belçika vize Belçika'nın vize kentine bağlı Çerit kasabasında bulunan bu yere verilen isim, Belediye Başkanı Markle Neven'ın girişimiyle 2003'te verilmiş. İlk önce "Plaj" Atatürk olarak yanlış yazılmışken kısa süre sonra doğrusuyla değiştirilmiş. Yani Belçika'da gezerken bir yerlerde Atatürk ismine rastlayabilirsiniz. Bangladeş, Dhaka. Bangladeş'te ulu önderimizin isminin yer aldığı ülkelerden biri. Burada bir caddeye Kemal Atatürk ismini vermişler. Bangladeş'te birine yol sorduğunuz sırada size "Kemal Atatürk Caddesinden geç" diyebilir veya aradığınız yer Kemal Atatürk Caddesinde diyebilir. Cadde haritada şu şekilde gözüküyor. Pakistan, İslamabad. Bu sefer kardeş ülkelerden birine gidiyoruz. Pakistan. Pakistan'da da atamızın izlerine rastlayabilirsiniz. Ama bu sefer Pakistan'ın başkentinde, İslamabad'da. Orada da Atatürk Caddesi mevcut. Sen kalk bir ülkeyi kurtar ama dünyaya örnek ol. Adın her yerde olsun. Cadde haritada şu şekilde gözüküyor. Meksika, Meksiko City. Bu sefer bir Kuzey Amerika ülkesine gidiyoruz. Meksika'ya gidiyoruz. Ama bu seferki cadde değil. Bu seferki bir heykel. Atamızın heykeli Meksika'da. Başkent Meksiko City'de bulunuyor. İşte o heykel. Ayrıca Meksiko City'de bulunan Saat Kulesi, Meksika'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümünde Türk vatandaşları tarafından hediye edilmiş. 1910 yılında yaptırılmış ve Osmanlı saati olarak biliniyor. Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo Survivor'dan bildiğimiz Dominik Cumhuriyeti'nde tanıdık olan bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hayır, bu Acun Ulucalı veya Survivor ekibinden bahsetmiyorum. Bahsettiğim Mustafa Kemal Atatürk Caddesi. İşte o cadde ve haritada gösterilişi. İsrail Be'er Şeva Araştırırken bana ilginç gelmişti. İsrail'de Atatürk heykeli, hem de onun bir sözüyle birlikte. Üstelik en üstte de Türkçe yazmışlar. Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu diye. İşte o heykel. Hollanda Amsterdam. Bu sefer daha farklı. Ne bir cadde ne de bir heykel. Bu sefer bir anıt. Avrupa'nın göbeğinde denk gelebileceğiniz bir Atatürk anıtı. Ne büyük bir adam ama değil mi? İşte o anıt. Yeni Zelanda Wellington. Gene bir anıtla karşınızdayım. Ama bu sefer çok farklı bir memleketten. Yeni Zelanda'dan. Atatürk anıtı başkent Wellington'ın Tarakina koyunda. Cook boğazına bakan anıtın orada olma sebebi ise boğazın Gelibolu yarımadasına benzemesiymiş. İşte o anıt. Venezuela Caracas Bu sefer Venezuela'dayız. Son zamanlarda adı ne kadar ekonomik kriz, iç karmaşalar ve benzeri şeyler ile geçse de biz bugün bunları anlatmayacağız. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan bir parktaki heykelin altında Modern Türk Devleti'nin kurucusu Kemal Atatürk yazısı bulunmaktadır. İşte o heykel. Küba Havana Her yerde olur da Küba'da olmaz mı? Ama Küba'dakinin değeri diğerlerine göre çok daha fazla. Çünkü Küba'da Atatürk'ten başka hiçbir yabancı devlet adamının heykeli bulunmamaktadır. Üstelik bir tane değil, iki tane Atatürk heykeli mevcut Küba'da. İlk Atatürk heykelinin altında Türkçe ve İspanyolca olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yurtta barış, dünyada barış yazıyor. 2011 yılında Küba devlet yetkililerinin isteği üzerine heykel tıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan yeni Atatürk heykeli de başkenti Havana'nın gözde mekanlarından olan Puerto Caddesi'ndeki bir parka konuldu. İşte sözü geçen o heykeller. Avustralya Canberra Anzak Savaş Anıtı karşısındaki Atatürk Anıtı Tarihte ilk defa bir savaş iki ülke arasında dostluk bağının kurulmasına neden olmuştur. Çanakkale Muharebesi'nde şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısını yaşatmak için iki ülke arasındaki görüşmeler sonucu Avustralya'da Atatürk anıtının açılmasına karar verilmiştir. Polonya Roglaf. Bu sefer hepsinden farklı. Ne bir büst, ne bir heykel, ne de bir cadde ismi. Bu sefer bir okuladı. Polonya'nın Wroclaw şehrinde Mustafa Kemal Atatürk adında bir okul bulunmaktadır. Japonya Kushimoto Ertuğrul Fırkateyni Kushimoto açıklarında 18 Eylül 1890'da tayfun sebebiyle kayalıklara çarparak batmıştı. 655 mürettebatın 589'u hayatını kaybetmişti. Ölenlerin anısına 1891'de bu kasabada bir anıt yapılmıştır. Ve her yıl düzenli olarak bu anıt önünde anma törenleri yapılmaktadır. Kuşumoto kasabası Mersin ve Yaka kent ile kardeş şehirdir. Kuşumoto'da 1974 yılında inşa edilen Türk Müzesi'nde Ertuğrul Fırkateyni'nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları bulunmaktadır. 2010 yılında 7,5 metre civarındaki bronza Atatürk heykeli yine Kuşumoto'ya dikilmiştir. Azerbaycan, Bakü bu videoda diğer kardeş ülke olan Azerbaycan'a yer vermezsek olmazdı, ayıp olurdu. Birçok Atatürk'le ilgili yer vardır. Tabi bunların hepsini sayarsam hem video sıkıcı olur hem de diğer ülkelere yer veremem. Bundan dolayı başkentlerinde olan bir tane parkı aldım. Olmazsa olmaz ülkelerden olan Azerbaycan'da da Atatürk'ün ismini verildiği çok sayıda yer bulunmaktadır. Bakü'de de Atatürk Parkı yer almaktadır. Şili, Santiago Şili'nin başkenti Santiago'da bir parkta Atatürk anıtı mevcuttur. Şili'nin başkenti Santiago'da belediye, kentte yaşayan kişilerin örnek alması için bir parka Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı Röylenfini yaptırdığı bildirildi. İşte o yazı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, benzeri olmayan kahraman, insanlık idealinin canlı eseri. Bütün hayatını Türk milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. Hatırası milletin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meşale olarak yaşamaktadır. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere Atatürk'ün çeşitli ülkelerde bulunan çeşitli şeylerini anlattım. Nedir bu çeşitli şeyler? Büsttür, okuldur, cadde ismidir ya da heykeldir. Atatürk sadece bizim için değil, tüm dünya için çok önemli bir liderdi. Bu videoda bunu anlatmak istedim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve isteklerinizi yorum olarak atmayı unutmayın. Teşekkürler.